Yaklaşık 2 yıl önce Pardus hakkında bir video çekmiştim. Beğendiğim yanlarım olmuştu ama eleştirilerim de olmuştu. Aradan 2 yıl geçti. O zaman 19. sürümdeydi. Şu an 21. sürümde. Bu 2 yıllık süreçte neler değişti ben merak ediyorum ve dolayısıyla tekrar bir Pardus'a hep beraber göz atalım istiyorum. Kanala hoş geldiniz. Ben Yusuf ve sonunda bir dağıtım incelemesiyle karşınızdayım. Bu kanalda Linux teknoloji mahremiyet ve güvenlik hakkında konuşuyoruz. Dağıtım incelemeleri, yazılım incelemeleri ve teknoloji gündemlerini sizlerle paylaşıyorum. Bu konu hakkında siz ilgiliyseniz kanala abone olup aramıza katılmanızı beklerim. Hazırsanız şimdi başlayalım başta yine her zamanki olduğu gibi bir web sitesine göz atalım istiyorum. Web sitesine girer girmez gözüme ilk çarpan değişiklik şu oldu. İngilizce versiyonları var. Hatta Pardus diye bir aratma yaptığımda ve burada çıkan sonuca tıkladığımda lokalimi bulup beni İngilizce sayfaya da atıyor. Bunun olması da çok güzel bir şey. Çünkü hatırlayacak olursanız bir önceki videomda bunun eleştirisini yapmıştım. Neden İngilizce versiyonu yok demiştim. Ben girer girmez çok küçük bir eleştirim olacak. Sistemin lokali İngilizce. İngilizce olarak atmadı beni. Hatta Pardus.org yazdığımda açılmıyor. Sadece Türkçe versiyonu var yani sitenin. E, benim bir payım oldu mu olduysa ne ala ama güzel bir gelişme olmuş hakikaten bu şekilde İngilizce gelmesi. Bu arada bu sayfanın İngilizce olması muhabbetine yine bir şey yakaladım. Bilmiyorum ne kadar önemli ama mesela yabancı lokalle Pardus yaratma yaptığımızda Google'da ya da herhangi bir arama motorunda Pardus çıkmıyor gördüğünüz gibi. Galiba yabancı dil olarak endekslenmiyor. Ama mesela burada İngilizce değil de Türkçe olarak değiştirirsek burada Pardus'un web sitesinin çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla belki bunun konfigürasyonun yapılması gerekebilir. Bilmiyorum Pardus ekibinden izleyen var mı ama bir göz atsalar iyi olur gibi hatırlatma yaptığına çıkmıyorsa sayfa İngilizce yapmanın da biraz esprisi kaçıyor gibi. 2 sene önceki haline göre sitede tabii ki başka bir sürü değişiklik var. Burada slogan özgürlük için yazmışlar. Açıklama kısmında Parzus açık kaynak Debian GNU Linux altyapısı kullanılarak geliştirilmektedir. Stabilite ve verimlilik odaklı kurumsal kullanım karakteristiğini hız ve güncellik odaklı son kullanıcı ihtiyaçlarıyla bağdaştırmaktadır. Şimdi bu biraz <laughs> komime gitti. Nedeni ise şu. Ya siz kurumsallığa odaklanıyorsunuzdur ya da son kullanıcıda odaklanıyorsunuzdur. Yani ikisi de olmaz. Hatta bunun hakkında Derek Sivers'ın yazdığı bir yazı vardı. Aslında birini dahil etmeyerek diğer gruba iyilik yapmış oluyorsunuz gibi bir şey diyordu. Yani sizin iş modeliniz neyse olsunuz, başka bir şey değilsiniz yani. Bütün herkesi tatmin edemezsiniz. Biraz laf kalabalığı gibi geldi burada ama yani pardus'un genel anlamda hepimiz kurumsal bir dağıtım olduğunu biliyoruz. Kişilere yönelik, günlük kullanıma yönelik değil bu. Bizim Discord kanalımızdaki Kinetokor adında bir izleyicimiz geçen sefer Teknofest'e gittiğinde Pardus standını görmüş ve burada belli başlı sorular sormuş. Buradaki soruları ve cevapları okumak istiyorsanız Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Bu arada Kinetokor'a da teşekkür ederiz böyle bir etkinlik düzenlediği için Discord sunucumuzda ama bunu söylememin nedeni şu. Sorulardan birisinde Pardus'un kullanıcı odaklı olacak bir şekilde sürümünü çıkarmayı düşünüyor musunuz diye sorulan bir soruya hayır diye cevap vermişler. Dolayısıyla Pardus genel anlamda aslında kişilere hitap etmiyor. Daha çok kurumlara hitap ediyor. Burada aşağıda bu sefer e, GNOME ve XFC sürümlerinin ikisini de buraya koymuşlar. Hatırlayacak olursanız bir önceki videomda da bundan bahsetmiştim. Sadece XFC sürümleri vardı. Şu an GNOME'u da koymuşlar. Biz geçen sefer XFC'yi indirmiştik. Bu sefer ben GNOME'u indirdim ve GNOME'u test edeceğiz. Ama önce aşağı doğru gidelim. Bir de burada ya da indirmeden önceki son yeni leri keşfet diye bir şey var. Buraya tıkladığımızda bütün sürümleri görebiliyoruz. Hem Gnome'u görüyoruz hem XFC'yi görüyoruz. Hem eğitim sürümü hem sunucu sürümü hem etap sürümü hem ARM64 hem de Raspberry Pi sürümleri de varmış. Raspberry Pi içinde ayrı bir şey çıkarıyorlar. Peki güzel. Geri çıkıyorum. Burada Pardus Gönüllü Portalı diye bir şey yazmışlar. Pardus'a destek olmak için diye bir sayfa var. Buraya girdiğiniz takdirde belgelendirme, çeviri, tasarım, test ve yazılım konularında katkı sağlayabiliyor musunuz? Aynı zamanda öneride de bulunun diye bir kısım var. Bilmiyorum tabi bu süreç nasıl yönetiliyor emin değilim. Ama sizde eğer ki Pardus'a bir şekilde destek olmak istiyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz. Aşağı doğru indiğimizde Pardus Uzaktan Eğitim Merkezi diyor. Biliyorsunuz Pardus hem kurumlara hem okullara vesaire yayılmaya çalışıyor. Dolayısıyla belli başlı eğitimler var burada. Yine aşağı indiğimizde bir e-bülten aboneliği yapıyorlarmış. Zannedersem buradaki duyuruları falan paylaşıyorlardır ya da belki başka şeyleri de paylaşıyorlardır. Bu arada bülten demişken ben de her hafta teknoloji gelişmelerini yazdığım bir bülten yayınlıyorum. Yazdığım bültene kayıt olmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantılardan gidebilirsiniz. Ve aşağı indiğimizde duyurular var, haberler var, müşteri yorumları diye aşağıda bir kısım koymuşlar. Buraya geldiğimizde performansı güvenilir sade yerel yazmışlar. En aşağı indiğimizde de diğer projelerini gösteriyorlar. Yine bizim ilgimizi çeken kısım Linux dağıtımları olan e, dönüşüm yazıyor burada ama Pardus e, yazılımı direkt. Aşağı indiğimizde de sıkça sorulan kısım var. Sıkça sorulan sorular kısmına da bir girelim merak ettim. Pardus nedir? Linux nedir? Özgür yazılım nedir? Açık kaynak nedir? Bu ikisini ayırıp bu şekilde anlatmaları güzel. Peki evet Pardus'un web sitesindeki değişmeler böyle. Şimdi dediğim gibi Pardus 21.4 Chrome sürümünü indirdim. Şimdi sanal makinemize geçelim ve Pardus'u başlatalım. Evet şu an sanal makineden Pardusu başlattık ve önümüzde iki seçenek çıkıyor, Türkçe mi, İngilizce mi? Biz Türkçe'yi seçiyoruz ve burada Pardus Kalisen. <laughs> Önceki video izleyenler hatırlayacak. Burada birkaç seçeneğimiz var. Arus çalışan ve burada F klavye diye ayrı bir seçenek de koymuşlar. Bu yeni. Ve burada direkt kura gidebiliyoruz ya da grafik arı ile kura gidebiliyoruz. Ee, yine gelişmiş seçeneklerde donanım bilgisi bellek testi var. Ben burada Pardus çalışana gireceğim. Bakalım direkt çalışan arı yüzünden kurulumu yapmayı deneyelim. Linux dağıtımlarına yeniyseniz bir Linux dağıtımını kurmadan önce USB belleğinize takarak deneyebilirsiniz. Bu şekilde mesela şu an Pardus açılacak. Pardus endüstri sistemimize kurmadan da direkt USB üzerinden Pardus'u çalıştırabileceğiz. Böylece eğer ki mesela laptop laptopunuzda bluetooth destekleniyor mu işte ses kartınız çalışıyor mu vesaire gibi şeyleri sisteminize kurmadan görebilirsiniz. Daha önceden hiç işletim sistemi kurmadıysanız aynı zamanda Linux'u sıfırdan nasıl kuracağınızla ilgili bir video yaptım. En baştan hiç bilginiz yoksa bile o videoyu izleyerek Linux'u sisteminize kurabilirsiniz. O videoyu da yukarıya bir yere koyarım. Evet şu an sistemimiz açıldı. Ben sistemi incelemeden önce burada yükle kısmına tıklayacağım. Yükledikten sonra yine e, sistemi inceleyeceğiz. Dediğim gibi siz bu noktada yüklemek istemeyebilirsiniz. Sistemdeki donanımlarınızı şu an test edebilirsiniz. Paros kurucuya hoş geldiniz diyor. Aşağıda da bir tubitak ulak bim yazısı var. İleri diyeceğim. Burada dilimizi Türkçe olarak seçeceğiz. İleri diyeceğiz. E yine Türkçe seçili. Burada ileri diyoruz. Otomatik olarak zaman dilimizde seçti. İleri diyoruz. Evet. Ve burada şu an birkaç seçeneğimiz var gördüğünüz gibi. Normal şartlar altında burada kendiliğinden kurun seçeneği işaretli ve ileri demenizde fayda var. Birkaç tane daha ek seçenek olduğunu görüyorsunuz. Burada dilerseniz bir takas alanı oluşturabilirsiniz. En azından 1 GB'lık bir takas alanı oluşturmanızda fayda var. Yani 64 GB RAM'iniz yoksa. Aşağı indiğimizde LVM kullan seçeneğine tıklayabiliyorsunuz. Burada ben ben 1 GB'lık bir takas alanı oluşturacağım ve burada LVM kullan diye bir seçenek var. Bunu seçersek işletim sisteminin şifreleme seçeneği açılıyor bizim için. Bunu da özellikle laptop kullanıyorsanız işaretlemenizi ve bir parola koymanızı tavsiye ederim. Bunun yaptığı şey diskinizi tamamen şifrelemek. Böylece bilgisayarınız çalınırsa diskiniz tamamen şifreli olacağından hiçbir şekilde verileriniz birilerinin eline geçmeyecek. Tabi dilerseniz burada elle bölümlendirme deyip kendiniz biçimlendirebiliyorsunuz. Ve aşağıda sistemi güncellemeler ile birlikte yükle diye bir seçenek var. Ben buna tıklamayacağım çünkü eğer ki güncelleme fazla varsa çok uzun sürecek. İleri diyorum ve DVDA üzerindeki tüm veriler silinecek emin misiniz diye bir uyarı çıkıyor. Evet diyorum. Kurucu DVDA bölümlendirme tablosu bozuk veya mevcut değil, yeni bölüm tablosu oluşturmak istiyor musunuz? Evet diyorum ve şu an arkada kuruluma başladı. Benden ek bilgiler istiyor. Adım Yusuf diyorum. Daha sonrasında şifremi giriyorum. 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4. Siz kesinlikle böyle bir şifre koymayın ve ileri diyorum. Parolanız zayıf. Yine kabul edeceğim. Orada henüz başlamamış kuruluma. Şimdi yükle diyeceğim. ve yo başlamış ya da başlamamış bilmiyorum. DVDA ki bölümü oluşturulamadı. Kurulum duracaktı. Bilgisayarı yeniden başlatın ve tekrar deneyin. İlginç. İlginç böyle bir hata vermesi. Bilgisayarı yeniden başlatalım. Bu sefer grafik arayüzüyle kur diyelim. Bilmiyorum belki Pardus'un kurucusunda bir sıkıntı vardır. Direkt çalışan arayüze girmeden kurmayı deneyelim. Neden öyle bir hata verdi bilmiyorum. Hızlıca bu arayüz üzerinden hemen kuruyorum. Bakalım bu sefer bir sıkıntı çıkaracak mı? Tüm dosyalar tek bir bölümde olsun diyeceğim. Ve şu an kuruluma başladı. Bir hata vermedim. Az önce scriptle alakalı bir hata olabilir. Belki sadece sanal makinelerde çıkıyordur o hata bilmiyorum. Ama normal Pardus'un çalışan arayüzüne girmeden grafik arayüzüyle kur dediğimizde kurulumu yapabiliyoruz. Şu an saatimiz 17.04 bakalım kaç dakika sürecek. Şu an Grub ön yükleyicisini kuralım mı diye bir soru soruyor. Eğer ki başka bir ön yükleyici kuruluysa bilgisayarınıza burada hayır demenizde fayda var. Ben evet diyeceğim. Hangi bootloader'ı nereye kurmamı istediğini soruyor. Burayı çevirmemişler. Yeri diyeceğim buraya kursun. EFI'ye kuracak. Kurulum tamamlandı yaklaşık 6 dakika sürdü ve şu an burada devam diyeceğim. Sistemimizi yeniden başlatacak ve evet sistemimiz yeniden başlatıldı. Şu an varsayılan olarak Grab'ın açıldığını görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki incelememizde böyle bir şey yoktu. Grub açılmıyordu. Şu an advanced options'a girdiğimizde ise kernel seçebiliyoruz ama zaten bir kernel yüklü. Dolayısıyla bir geri çıkacağım ve direkt ilk seçeneği Pardus GNU/Linux'u seçeceğim çekirdeğimizin de burada 5.10 sürümünde olduğunu görüyoruz. Debian'ı takip ediyorlar. Debian'ın varsayılan çekirdeğini kullanıyor. 5.10 sürümüyle yüklü geliyor. Kullanıcımız geldi. Şifremi giriyorum. Pardus'a hoş geldiniz diye bir ekran çıktı. Ama önce ben çözünürlüğümüzü bir arttırmak istiyorum hemen hızlıca. Evet, şimdi hoş geldiniz yazısından devam edelim. Bu uygulama Pardus'u hazırlamanız için size yardımcı olacaktır. İleri diyorum. Burada bir arka plan seçmemizi istiyor. Bence bu arka plan güzel bu arada. Güzel yapmışlar. En son sürümün arka planı galiba. Bunu seçelim. Bu aynısı galiba. Bunu da seçebiliriz. İleri Diyorum. Karanlık tema seçmeme izin veriyor buradan. Şahane. ileri diyorum. Ve ölçekleme. Laptop falan kullanıyorsanız ölçeklemeyi kullanmanız gerekebilir. Ben, benim için burada gerek yok. ileri diyorum. Ve burada bize belli başlı kısa yolları gösteriyorlar. Galiba pardus'un hep aklında şey var diye düşünüyorum ben. Bunu Windows kullanıcıları kullanacak. <laughs> ve öğrenmeleri lazım mantığı var. Doğal olarak böyle kısa yolları da gösteriyorlar. Gnome'un nasıl kullanıldığıyla alakalı. Hatta aşağıda destek numarası falan da bırakmışlar. E, kitapları, Discord sayfalarını vesaire koymuşlar buraya. Peki kapat diyelim. Ve ilk dikkatimi çeken şey girer girmez. Burada bir saydamlık söz konusu ve sol tarafta masaüstü ikonlarının olduğunu görüyorsunuz. Normalde Gnome kuran dağıtımların büyük çoğunluğu masaüstü ikonu kurmaz. Yani Gnome'un ana mantığı ikonu koymaya izin veriyor ama Gnome basitliğiyle bilindiği için masaüstü bu şekilde ikonlu olmaz Gnome'da. Sağ tıklayıp masaüstü simge ayarlarından falan kapatabilirsiniz galiba. Emin değilim ama yerden kapatılıyordur ondan eminim. Bence pardus geliştiricilerin hep bir endişesi. Bunu Windows kullanan birisi kullanacak. Çünkü kurumlar geçiş yapıyor, okullar geçiş yapıyor. Biraz daha benzer olsun diye düşünüyorlar herhalde. Ve şimdi burada yüklü olan uygulamaları falan incelemeden önce bir terminal açmak istiyorum. Ve buraya free age yazacağım. 4 GB RAM vermişti hatırlayacak olursanız. 4 GB RAM'in 2.7'si boşta. Yaklaşık 1.1 GB bir RAM kullanımı söz konusu. Burada aynı zamanda 1 GB'lık da bir takas alanı açmak artmış. göre normal değerler diyebiliriz. Aynı zamanda buraya bir de DFH yazarsak 19 GB'lık bir disk alanımızın var olduğunu görüyorsunuz. Bunun 5.4 GB dolu geliyor. 13 GB boşta. Yani 0.1 Pardus Gnome kurulumu 5.4 GB'lık bir alan kaplıyor. Bu da güzel. Yüklü olan öncelikle şu uygulamaya bir bakmak istiyorum. Çok güzel gözüküyor burada. <laughs> Yüklü olan uygulamalara gelmeden önce Pardus yazılım merkezine gelelim. Bu Pardus yazılım merkezinin ikonu değişmiş. 2 yıllık süreç içerisinde. Ve şu an buraya tıkladığımızda bakalım. Evet Pardus'un kendi geliştirdiği bir yazılım mağazası var. Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani Gnome'un kendi geliştirdiği yazılım mağazası gerçekten çok güzel. Ya yani bilmiyorum ayrıca böyle bir şey geliştirmelerine gerek var mı? Tabii çeşitlilik olması da iyidir bir yandan. Şu an geldiğimizde editörün seçtiklerini görüyoruz. Burada belli başlı kategoriler var ve belli başlı uygulamalar var. Hatırladığım kadarıyla önceki sürümde tamamen duyarlı değildi. Mesela bazı yerlerde boşluklar falan oluşuyordu. Ama bu sürümde daha da güzel gözüküyor. Mesela diyelim burada belli başlı uygulamaların var olduğunu görüyoruz. Mesela Google Chrome'a tıklayalım. E, Google Chrome buradan yükle diyebiliyoruz. Aşağı indiğimizde resimleri var. Açıklaması var. Detaylara geldiğimizde mesela özgür değil diye yazmışlar buraya. Normalde birçok Linux saatimi varsayılan olarak Google Chrome'u kendi depolarına dahil etmez. Çünkü özgür olmayan bir yazılım. Ama Pardus özgür olmayan yazılımları da kendi depolarına dahil ediyor. Dediğim gibi bunun bir nedeni de yani aslında gayet anlaşılabilir. Kurumlar geçiş falan yaptığı için direkt varsayılan depolarda en bildikleri yazılımların olmasını istiyorlar. Dahil ediyorlar özgür olmasa da yazılımları. Ve burada mesela araçlara vesaire tıkladığımda belli başlı yazılımlar ortaya çıkıyor. İnternete tıkladığımda yine bir sürü tarayıcının çıktığını vesaire görebiliyoruz. Aratma yine aynı şekilde yapabiliyoruz. Mesela bir deneyelim. Firefox yazalım. Evet filtreliyor bu şekilde. Bir de depo kısmı var. Depoya tıkladığımızda yüklü olan depoları göstermesi lazım ama göstermiyor. Neden bilmiyorum. Ayarlar kısmına gelelim. Ayarlar kısmında sunucu ikonlarını kullan. Animasyonları etkinleştir gibi belli başlı şeyler var. Yorumları göster. Karanlık tema kullan. Geçiyorum burayı. Güncellemeler kısmına geldiğimizde ise paket ömberliğini güncelle diyelim önce. Şifremizi istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam yine geçen sefer Pardus'un yazılım merkezinde güncellemeleri yapamıyorduk. Şimdi burada güncellemeleri de yapabiliyoruz. Ama bence bu güncellemeleri çok kenara bir köşeye koymuşlar. Yani şu 3 noktaya koymuşlar. Şurada güncellemeler diye yazsa güzel olurdu bence. Hatta Pardus'un yanında güncellemeler yanında depo diye yazsa daha güzel olur gibi. Daha sonrasında uygulamalarım kısmında var olan uygulamalarımızı görüyoruz ve kaldırabiliyoruz. Ve istatistiklere gelebiliyoruz. İstatistiklerden ne çıkacak merak ettim. Günlük uygulama indirme sayılarını görüyoruz. 30 gün içerisinde. İlginç bunu buraya dahil etmeleri. Bugün ayın 23'ü gördüğünüz gibi 20 Üçünde şu an 300 civarı bir paket indirilmiş. Yazılım merkezini kullanan cihazların istatisini topluyor zannedersem. E, %86'sı Pardus 21 kullanıyormuş. Etap 19 ve Pardus 19'un da hala kullanıldığını görüyoruz. En çok indirilen uygulamalara geldiğimizde ise Google Chrome. <laughs> i̇şte Google Chrome'u bu yüzden kaldıramıyorlar depolarından. <laughs> en çok Google Chrome indiriliyormuş. Peki, üzücü. <laughs> Buradan çıkış yapalım. Şuradaki birkaç şeyi de merak ediyorum. Bu, bu ne işe yarıyor acaba? Yenile. Ha, Gnome arayüzünü yeniliyor zannedersem. Burada güncellemeleri denetleyen bir aracımız var. Bu güç yöneticimiz en sağda geldiğimizde normal Gnome panelini görüyoruz. Şimdi burada diğer varsayılan olarak yüklü gelen uygulamalara göz atmak istiyorum. Burada arşiv yöneticisi, belge görüntüleyicisi, belge tarayıcı. Bunlar hep Gnome ile yüklü gelen şeyler zaten. Brasero. Brasero'nu bilmiyorum. Disk yazıcı falan olsa gerek herhalde. Yok. Ses CD'si oluştur, veri cd DVD'si oluştur, video projesi oluştur ve CD DVD kalıbının diske hazır. Evet ilginç bunun dahil edilmesi. Gerçi dediğimiz gibi ben şimdi bunu geçen sefer yaptığım incelemede biraz daha son kullanıcı açısından düşünerek de yapmıştım ama belki belli bir kurumun buna ihtiyacı vardır. Yani bilmiyorum CD DVD ile çalışan kurumlar da gerçi günümüzde hala var mı emin değilim ama, ama eklemişler bunu. Çizim diye bir şey var. Bu Pinta olabilir galiba. Drawing'i ilk kez kullanıyorsunuz. Daha önceden Pinta kullanıyorlardı. Şimdi Drawing denilen bir uygulamaya geçmişler. Yoksa diyeceğim. Tekrar geri dönecek olursak. Firefox'un uzun desteklenen sürümü yüklü ES sürümü Burada gelişmiş A yapılandırması Gimp yüklü geliyor. LibreOffice'in tamamen yüklü olduğunu görüyoruz ve yine aşağı indiğimizde burada paket yükle güncelleyici paketler diye ayrı bir seçenekler var. Burada paket güncelleyiciye tıkladığımızda Pardus yazılım mağazasına atıyor. Bu aslında güzel bir şey. Bir birlik söz konusu baktığınızda önceki Pardus sürümünde aynı yazılımın birden fazla versiyonu gibi bir şey vardı. Mesela farklı farklı paket güncelleme yazılımı vesaire vardı. Burada bu şekilde bir arayüz üzerinde toplamaları güzel olmuş. Pardus kalıbı yazıcısı var. Güç yönetimine baktık zaten hoş geldiniz yine Java kurulum için ayrı bir yazılımlara var burada. Burada yine Pardus USB biçimlendirici. Bunları da yine birleştirseler güzel olur gibi bence. Yani aynı uygulama içerisinde aynı işlev yapılabilir. Yine buraya geldiğimizde SnapTik paket yöneticisi. Ha şimdi yine SnapTik paket yöneticisi de var. Ya galiba benim anladığım kadarıyla bunların hepsinin olmasının nedeni Pardus'un yazılım mağazası arka planda SnapTik'i kullanıyor herhalde ama SnapTik'i de tamamen yok etmemişler. Çünkü başka bir nedeni yok. Hem bu şekilde Pardus'un yazılım mağazasında güncelleyicilerin olması hem de SnapTik'in olması mantıksız aslında baktığınızda ama demek ki Snapdiki kullanıyorlar arka planda. O yüzden Snapdiki de yok etmemişler. Burada kalıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama yine yani devam ettiğimizde uzantılarımız var. VLC'miz var. Başka da bir şey yok. Aslında hafızam beni yanıltmıyorsa Pardus'un 19 sürümüne göre çok çok daha az uygulama var ve en gerekli uygulamaları buraya toplamışlar. Bunun olması güzel bir şey. Merak ettiğim ve bakmak istediğim şeylerden birisi. Acaba Distrobox Pardus'un ana depolarında var mı? Sudo apt search Distrobox yazalım. Galiba evet, Distrobox yok varsayılan olarak. Debian'ın da ana depolarında yok galiba ondan olsa gerek. Distrobox olsa aslında güzel olurdu. Distrobox sizin bütün dağıtımların Linux paketlerini kurmanızı sağlayan bir yazılım. Onun hakkında bir video yapmıştım yine yukarıya koyarım merak ediyorsanız. Son olarak bir de ayarlara göz atmak istiyorum. Ayarlarda farklı bir şey var mı? Gnome'un normal ayarları dışında farklı bir şey var mı? Merak ediyorum. Yok gibi gözüküyor. Bildiğimiz Gnome ayarları pek <laughs> bir şey söz konusu değil. Evet Pardus 21 bu şekilde. Geçtiğimiz Pardus 19'a göre aslında belli başlı değişiklikler söz konusu. Gereksiz uygulamalar daha az. yazılım mağazası güncellenmiş. ve daha güzel, daha işlevsel. Aynı zamanda lerinde de güzel güncellemeler mevcut biraz daha globale açılabilmek için gerekli olan adımları atmışlar. Son kullanıcı olarak Pardus kullanayım mı? Ya bunu geçen videodaki söylediğim gibi aynı cevabı vereceğim. Kullanabilirsiniz. Size kalmış yani Pardus'u kurarsınız içerisine flatpak kurarsınız distrobox kurarsınız. Yine Pardus son kullanıcı için kullanılabilir bir dağıtım olur. Gereksiz istemediğiniz uygulamaları falan da kaldırırsınız işinize yaramayan. Yine kullanabilir bir dağıtım olur. Debian tabanlı Türklerin geliştirdiği bir dağıtımı kullanmış olursunuz. Ama şöyle bir şey var bunu yine unutmamak lazım. Pardus son kullanıcı demiyor, kurumlara hedefliyor. Her ne kadar kullanılabilir olsa da son kullanıcı tarafından da yani özellikle son kullanıcı için bir avantajı söz konusu değil. Bunu geçen videoda da söylemiştim, tekrar söylüyorum. Ama tabii benim bir umudum belki Pardus'un son kullanıcı için kişiselleştirilmiş biraz daha son kullanıcıya yönelik bir versiyonunun olması. Hatta bunu Pardus ekibi bile yapabilir belki galiba. Çünkü çok büyük bir uğraş istemeyecek. Sadece belli başlı uygulamalar yüklü gelmeyecek. Aynı şeyi belli başlı uygulamaları kaldırarak ve bir iki uygulamayı dahil ederek son kullanıcılar için yapabilirler zannedersem. Bunları yaparlarsa bence daha da güzel olur. Bu arada Linux dağıtım incelemelerini seviyorsanız en son yaptığım Vanilla OS dağıtım incelemesini izlemeniz lazım. En son teknolojilerle donatılmış bir Linux dağıtımının nasıl olabileceğini Vanilla OS'ten görebilirsiniz. Siz Pardus hakkında ne düşünüyorsunuz ve merak ettiğim şeylerden birisi de izleyicilerim arasında Pardus kullanan olup olmadı. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Bu videoyu hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanında gördüğünüz destekçilerime mm -hmm. de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yet Galaktik Galik MG Corporation, Mustafa Yılmaz, Murat Çabuk, Mustafa Yücel, Enes Hasan, Mirza, Emirhan Koç, Kuwait Umut, Enes Gözük, Küçükle, Kayıp Bolu, Büyük Terkaka, Raven, Çağlar Gün, Altnamur, Mehmet Taha, Tukasan Çaykoski, Selim Bayanoğlu, Berkay Kaya, Mert Genç, Paradox, Osman Onur Koç, Abdullah Alıcıoğlu, Mehmet Han Korkmaz, İsmail Sarıkaya, Serkan Teşik ve Şahin Yataş. Desteğiniz için teşekkürler yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekle bulunmak istiyorsanız yusufspek.min yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.